Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle kültürel miras alanlarının korunmasında güncel yaklaşımlar başlıklı sempozyum düzenlendi. Antakya tarihi kent dokusunun korunmasına emek veren tüm birimlere can yürekten teşekkürlerimi sunmak isterim. Kültürel miras alanlarının korunmasında aktif rol alan kişi ve kurumlara bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen sempozyuma Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'la birlikte Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yusuf Önlen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nazan Savaş, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necmi İşler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Mert Nezih Rifaioğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mimar İhsan Çakar da katıldı. En büyük paydaşlarımız olan kent halkı ile el ele vererek yürüttüğümüz çalışmalarımızla bugüne kadar onlarca taşınmazda restorasyon ve yeniden işlemlendirmesi çalışmalarını tamamlayıp Antakya başta olmak üzere pek çok sokak ve caddede sağlıklaştırma ve cephe düzenlemeleri yapmış olup bu çalışmalarımız pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görmüştür. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necmi İşler, gerçekleştirilen etkinliğin mimari restorasyonla ilgilenenlere de olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak mesleki eğitimle ilgili kurumlar arası birlikteliklerin ve akademik etkinliklerin öğrencilerimizin gelişimi açısından fakültemizin kent ve ilgili kurumların katkısının çok önemli olduğunu kanısındayız. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, kaçak yapıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi konuşmasında. Koruma anlayışı bu yönden düşünmek gerekir. Eğer bilinç gelişmezse bu koruma anlayışını geliştiremeyiz arkadaşlar. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran da Hatay'ın tüm tarihi alanlarının etrafında çevreyle uyumlu, sosyolojiye ve psikolojiye temas eden bir koruma anlayışı içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Burası kadim bir kent. Bu anlamda Ulu Cami'de, Beyazıt Bistami'de sadece türbe olarak değil etrafında kaleyle yine çevreyle uyumlu sosyal hayatla, sosyal hayatlarla olduğu bir şey yapmaya çalıştık. Sempozyumda son sözü Başkan Savaş aldı. Savaş, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Amacımız Hatay'ı daha ileriye taşımak dedi. Amacımız Hatay'ı daha güzel yapmak, daha ileriye taşımak ve taşırken de ekonomiye katkı sağlamak. Çünkü bizim ekonomik anlamda çok mesafe alması gereken ülkelerden bir tanesiyiz. O yüzden biz çalışacağız ama gençleri de çalışırken motive edeceğiz. Onların da gelecekle ilgili kaygılarını giderecek birliktelikler sergileyeceğiz. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri kültürel miras koruma yönetim planlamasıyla kültürel miras koruma uygulama faaliyetleri ana başlıkları altında Hatay'da koruma alanında etkin rol alan paydaşlarla tarihi çevre koruma, kültürel miras alanlarında yönetim planı çalışmaları ve kültür varlıklarının ileri belgeleme yöntemleri gibi konular hakkında bilgiler verdi.